Değerli izleyiciler, ben Pitagoras ve Epikuros üzerine düşünürken, bunların ikisinin arasındaki ayrımı düşünürken, burada hemen hafta sonu panayırı ilimi çekti. Çok yakında müzik sesleri geliyor. Çok Epikuros'u yaşayanlar Pitagoros'u düşünsel temel olarak ileri sürer ve savunurlar. Oysa Epikuros gibi yaşama onların birincil işlevi olur ve birincil etkinlikleri olur. Roma tarihi üzerine bir takım araştırmalar yaparken karşıdan müzik sesleri geldi. Hafta sonu panayırı buradan başlayarak köprünün ucuna dek gidiyor. Bu arada Pitagoras ve Epikuros üzerine Roma felsefesiyle karşıma çıkan düşünce yoğunluğu içinde müzikle coşkun Pitagorasçıları değil Epikurosçuları görüyorum. Türkiye'de daha çok Epikuros gibi yaşayan, Pitagoras gibi düşünen ve Pitagoras gibi dünyayı, insanları ve günübirlik yaşamı yönetmek isteyen insanların Epikuros gibi yaşamak istemelerinin nedenini, bu ikilimi burada sizlere bırakıyorum, bu düşünceyi. Değerli izleyiciler, Epikuros'un Roma'ya Lucretius'in götürdüğünü, felsefe olarak Roma felsefesinin temel taşlarından birisini oluşturduğunu, Lucretius'i öğreniyoruz. Roma tarihi üzerine bir takım araştırmalar yaparken La sesinin Türkçe'de bir son eki olduğunu unutmayalım. Tin sözcüğünün eski Türkçe'den ruh anlamı içerdiğini unutmayalım ve böylece Latin sözcüğü karşımıza çıkıyor. Bunu da bir yere not ediyoruz. Müzik sesleriyle yaşamın tadını çıkarın diyen Epikuros'u düşünürken Roma tarihi üzerinde de düşünüyoruz. Seçim ofislerinin her yeri saldığı günlerdeyiz. Yakındaki genel seçim afişleri. Bunlardan biraz kurtulmak için panayır yerine aşağıya iniyorum. Müzisyenler çalmayı bıraktı. Panayır yerine aşağıdan görüyoruz. Ekim'de yapılacak genel seçim afişlerinden kurtulmak üzere buradan sizlere esenlik dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 21 Ağustos 2022 Stockholm, Tekin Salmaz.